Değerli izleyenlerim, bugün Rahman'ın Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Secde suresi. Ve bugün bu sureden 1-9. ayetler arasını değerlendireceğiz. Malum secde Allah için yapılan bir ibadet şekli. Namazda ve namaz dışında diyelim bir şükür secdesi gibi. Bu manada insan secde ediyor. Kur'an-ı Kerim bütün varlıkların Allah'a secde ettiğini anlatmakta. Bir insan nasıl ki Allah'ın huzurunda secde etmekle ona boyun eğdiğini göstermiş olur. Demek ki bütün varlıklar da Allah'a ibadetlerini onun emirlerine itaat şeklinde yerine getiriyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim bundan secde şeklinde göklerde ve yerde ne kadar varlık varsa hepsi Allah'a secde eder şeklinde bahsediyor. Cenab-ı Hak bu surede bugünkü okuyacağımız bölümde şöyle bildiriyor. Elif, la, mim, tenzilül kitab la raybe fih min rabbil alemin. Kitabın indirilmesi hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. Kitap Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala gerek Kur'an-ı Kerim'i gerekse Kur'an öncesindeki diğer semavi kitapları indirmiş ve insanlara mesajlarını gönderdiği kitaplarla bildirmiş. Peygamberler göndererek yine bildirmiş. İşte bu manada kitabın indirilmesi hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. O bir insan sözü değildir. Her ne kadar insanlara duyuran bir insan ise de ona kalbine vahyedilmiş, o da insanlara bunu bildirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün alemlere bakıyor, bütün alemlerle alakalı bize bilgi veriyor. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى Yoksa onu iftira etti, Allah adına uydurdu mu diyorlar. بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ Doğrusu o, Rabbinden haktır. Yani haşa bir insanın kendi sözlerini Allah'a nispet etmesi tarzında değildir. Burada tabi bir incelik var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer Allah'ın Resulü olmazsa Allah'a iftira eden bir kişi durumuna düşer. Kendi sözlerini Allah'ın sözüymüş gibi insanlara anlatmış olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan münezzehtir. Ve Kur'an-ı Kerim de böyle iftira yolu söylenmiş olan ifadeler olmaktan yücedir, mukaddestir. İşte doğrusu o Kur'an-ı Kerim haktır. Gerçeğin ta kendisidir. Ve Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize ilkasıdır, ona vahyetmesidir. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكِ Senden önce kendilerine uyarıcı gelmeyen bir topluluğu uyarman için. Burada peygamberimizden önceki bir fetret dönemine dikkat çekiliyor. Araplar, Kur'an'ın ilk muhatabı olan peygamberimiz döneminde yaşayan Araplar, daha evvelinde semavi bir dine muhatap olmadılar. Her ne kadar Hazreti İbrahim onların atası durumunda onun dini kısmen devam ediyor ise de arada geçen uzun zaman içerisinde Hazreti İbrahim'in asıl dini unutuldu ve Araplarda cahiliye dediğimiz kendi kafalarından bir şeyler uydurma, din adına bir takım şeyler uydurma ön plana çıktı. Allah'ı reddetmediler ama Kabe'yi putlarla doldurdular ve bu putları Allah katında şefaatçi zannettiler. İşte peygamberimize Kur'an'ın verilmesi böyle bir kavmi uyarmak için ve onların düşmüş oldukları tehlikeleri kendilerine bildirmek için ve onların şahsında bütün insanlığa, bütün alemlere bir uyarı olması için gönderildi. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Ta ki bu şekilde hidayet bulsunlar. Ola ki bu tarzda doğru yolu, gerçek yolu bulsunlar diye. Yani Kur'an-ı Kerim rehberdir, yol gösterir. Peygamber Efendimiz bir mürşidi kamildir. En kamil mürşittir. O da insanlara yol gösterir. Ve insanlar Kur'an'a ve peygambere uyduklarında hak yolu, doğru yolu bulmuş olurlar. Allahu'l-lezî halakas semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm. Allah, o Allah'tır ki gökleri ve yeri ve bunlar arasında olanları 6 günde yarattı. Burada 6 günden murat
haftanın günleri anlamında değil, altı merhalede yarattım. Kur'an-ı Kerim'de gün ifadesi 1000 seneye gün deniliyor, 50.000 seneye gün deniliyor. Böyle olunca demek ki devran, dönemler, merhaleler anlamında değerlendirebiliriz. Allah gökleri ve yeri altı merhalede, altı değişik merhaleden geçecek şekilde yarattım. Nasıl ki bir insan ana rahminde önce bir tek hücre, daha sonra tavırdan tavıra yeni merhalelerden geçiyor ve sonunda 9 aylık bir müddet geçtikten sonra sevimli bir bebek olarak dünyaya geliyor. Dünyaya geldiğinde çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık gibi değişik merhalelerden geçiyor. Benzeri bir şekilde dünyamız da bir zamanlar ateş küresiydi. Zamanla gökten yağmurlar indirildi. Yeryüzünde hayat başlatıldı. Ve dağların yerleştirilmesi, işte hayatın başlatılması, değişik canlıların yaratılması gibi çok merhalelerden geçirildi ve sonunda insan da yaratıldı. Böylece kainat sarayının efendisi dünyaya gönderilmiş oldu. Semavat dediğimiz üzerimizdeki alemler, işte yıldızların bulunduğu alem, demek ki oralarda değişik tabakalar halinde ve oralarda değişik merhalelerden geçirilerek altı merhalede yaratıldı. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Sonra Allah arşa istiva etti. Arş, Cenab-ı Hakk'ın saltanatından bir kinaye gibi değerlendirilebilir. Yani nasıl ki bir padişah tahtına oturur, tahtından ülkesini idare eder. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala arş-ı rububiyetinden, rububiyet arşından alemi idare etmektedir. اَمْرِكُمْ فَيَكُنَّ. Dilemiş olduğu şeyler meydana gelmekte ve alemde tedbirler, işler, icraatlar yapılmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın arşa istivası bir yönüyle de artık sistemin kurulması ve her şeyin nizama sokulması bunu ifade ediyor. Hamdi Yazır'ın da dikkat çektiği gibi tefsirinde başlangıçta her şey harika bir şekilde meydana geliyor. Mesela diyelim ki dünyanın yaratılışı, alemlerin yaratılışı, evvelinde bir şey yok, yoktan yaratılıyor. İlk insanın yaratılışı, anne baba yok, doğrudan yaratılıyor. Ama Hazreti Adem ve Havva'dan sonra artık bu sisteme konuluyor. Anne baba vasıtasıyla yeni yeni kimseler dünyaya gönderiliyor. Diğer alemlerde de her şeyin sisteme girmesi, Cenab-ı Hakk'ın arşa istivası manasıyla alakası bulunmakta. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا شَفِيَةً. Allah'ın dışında sizin için ne bir yardımcı ne de bir şefaatçi yoktur. Tabi ayet-i kerime şefaatçiyi reddetme anlamında değil. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde, mesela hepimizin bildiği ayet-el kürsi'de مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ اِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ. Yani onun izni olmadan Allah'ın nezdinde kim şefaat edebilir? Demek ki şefaat diye bir şey var ama Allah'ın izniyle. Böyle olunca müşriklerin önlerine put olarak koydukları, bunlar Allah nezdinde bizim şefaatçimizdir dedikleri şeyler gerçekte onlara şefaatçi değil, bilakis onların günahlarını artırmış olacaklar. İşte ayet-i kerime onların şefaatçi zannettikleri şeylerin gerçekte şefaatçi olamayacağını ifade ediyor. Efela tetezekkerun, tezekkür etmez misiniz? Bunları bir öğüt olarak almaz ve anlamaz mısınız? Yudebbirul emra mines semai ilal art. Allah semadan arza tedbirde bulunur. Sema, küllü ma aleyke fehuve sema denilmiş. Yani senin üzerinde olan her şey semadır. Biz şu anda arzdayız. Nasıl ki evimizin bir tavanı var, onun gibi dünya bizim sarayımız gibi bunun üzerindeki aleme sema deniliyor. Ve gökyüzü bizim bir semamız durumunda. Buna sema'ed dünya, yakın sema deniliyor. Ama çok uzak semalar da var. İşte Allah-u Teala o semavi alemlerden gönderdiği meleklerle, müdebbirat olarak gönderdiği meleklerle alemde tedbir umur ediyor, alemi
idare ediyor. Bunun tabi manası haşa melekler Allah'ın yardımcısı demek değil ama Allah namına onlar icraatta bulunuyorlar. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela Azrail aleyhisselam ölüm meleği. Ama Azrail aleyhisselam canının istediği zaman can alan bir melek değil. Kendisine emir veriliyor. O emre göre kimin ruhunu kabz edecekse kabz ediyor. Veya diyelim tabiat olaylarına görevli olan melek. Bu kendi başına iş yapmıyor. Kendisine nasıl emredilmişse ona göre emirleri yerine getiriyor. Bunlar Allah'ın mülkünde haşa birer yardımcı değil. Allah'ın icraatına birer vasıta ve aynı zamanda onun icraatlarını temaşa eden, müşahede eden ve tefekkür eden varlıklar oluyor. Thumma yarucu ileyhi fi yevmin kana miktaru elfe sene mimma teuddun. Sonra sizin saydığınızdan 1000 sene olan bir dönemde o Allah'a yükselir. Burada yani semadan emrin verilmesi, daha sonra bunun tahakkuk etmesi gerektiğinde 1000 yıllık bir dönemi içine aldığı ayet-i kerimede ifade ediliyor. ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ İşte böyle yapan, gaybı ve şehadeti bilen Allah'tır. El-Azizur Rahim, azizdir, rahimdir. Yani bu icraatları yapan, hem gaybı hem şehadeti bilen Allah'tır. Ve o Allah azizdir, onun hükmünün karşısında durulmaz, o daima galiptir ve o rahimdir. Yani onun alemdeki bu tasarruflarında rahmetinin gayet aşikar bir şekilde tecellisi vardır. Nasıl ki güneşe baktığımızda yeryüzünün her tarafındaki parlaklığın ondan geldiğini görüyoruz. Temsilde hata olmasın. Şu görmüş olduğumuz ve görmediğimiz bütün alemleri şenlendiren Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Allah-u Teala rahmetiyle tecelli etmekte ve rahmetiyle alemde tedbir umurda bulunmaktadır. Mesela yağmurun yağdırılması, bunu düşünecek olursak işte bununla alakalı görevli melekler var ve her bir yağmur damlasına görevli melekler var. Bunlar Allah'ın emriyle, izniyle görevlerini yerine getiriyorlar. Ve buna göre alemde işler tedbir ediliyor, işler idare ediliyor. Ve böylece alemin çarkı dönüyor. Ve o kadar güzel dönüyor ki biz kendi evimizin idaresinden acizken Allah-u Teala'nın mülkünde hiçbir tarafta bir eksik, bir gedik yok. Diyelim evimizde çeşmenin belki contasında bir problem olabilir, su akıtmaktadır. Belki biz bunu ihmal ederiz, günlerce sular damlar. Ama Allah'ın mülkünde insan elinin değmediği her yer pırıl pırıl ve gayet mükemmel. Diyelim bizim evimizde akvaryum var. Akvaryumda balıklar var. Onların böyle gerekli tedbirini görmediğimizde, ona göre sistemi iyi kurmadığımızda, yiyeceklerini vermediğimizde balıklar zarar görüyor, hatta ölüyor. İşte bu akvaryum misalini biraz büyüttüğümüzde denizler her biri birer akvaryum. Ama öyle akvaryum ki o akvaryumda balinalar da var. O akvaryumda yunus balıkları da var. O akvaryumda hamsi balıkları da var. Mercan kayalıkları var. Kılıç balığı, köpek balığı, mürekkep balığı gibi rengarenk, değişik değişik ve çok çeşitli özelliklerde balıklar var. İşte bütün bunların tedbiri o kadar güzel görülüyor ki İnsanların yaşamış olduğu yerlerde deniz kenarları kirli ama yaşamadıkları yerlerde denizler pırıl pırıl tertemiz. İnsanların gittikleri ormanlar insanların bir takım atıklarıyla kirli hale gelmiş ama insanların gitmediği, beşerin bulaşık elinin bulaşmadığı yerler pırıl pırıl tertemiz. İşte bu manada Allah-u Teala'nın alemde tedbir umur ettiğini ve her şeyi gayet güzel bir şekilde tanzim ettiğini, bir aksaklık olmadan işlerin cereyan ettiğini net bir şekilde görmekteyiz. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ O ki yarattığı her şeyi güzel yarattı. Yani Allah-u Teala'nın mülkünde hangi şey yaratılmışsa bunlar bulunduğu
konuma en uygundur ve en güzelidir. Burada tabi güzellik nispi bir kavram. Yani hatıra şu gelebilir. Diyelim Ceylan'ın güzelliğini anladık ama diyelim domuzun güzelliği nerede? Hatıra böyle bir şey gelebilir. Domuzun da kendine göre bir güzelliği var. Yani onun da ekolojik dengede görevi var. Domuzun etini yemek haramdır. Bu cihetiyle domuz eti yemek bir günahtır aynı zamanda. Ama domuzun yaratılması o da bir sanattır. Allah-u Teala'nın domuzu yaratmasında bizim bilmediğimiz nice hikmetler var. En azından bizi imtihan ediyor. Helalinden mi yiyeceğiz yoksa haramından mı yiyeceğiz diye. Öte yandan ekolojik denge tabir edilen yeryüzünde her canlıya yüklenmiş bir takım görevler var. Ve bunlar birbiriyle alakalı bir zincirin halkaları gibi, biri koptuğunda diğerleri de zarar görüyor. Bu açıdan elbette domuzun da ve bize çirkin gibi görülen diğer bir takım varlıkların da kendilerine göre görevleri var. O da o yönüyle güzeldir. Bu güzelliği ifade ederken şöyle bir misal vereyim. Diyelim ki bir padişah yanına gelen çobana çok güzel işte çobanlık yapacağı bir çoban kıyafeti verse, onun köpeğine de birkaç kemik verse, işte köpeğe kemik vermek güzeldir, çobana da çoban elbisesi vermek güzeldir. İşte güzellik değişebiliyor. Güzellik nisbidir. Nispet edilen kişiye, şahsa, duruma göre değişebilmekte. Bu manada baktığımızda alemdeki her şey ideal boyutlardadır. Ve daha güzeli tasavvur edilemiyor. Mesela bir insan açısından, yani diyelim ki bu insan daha mükemmel nasıl olabilirdi? İnsanın neresinde eksik var? Acaba bir eksik, bir fazla var mı? İlim adamları insanla alakalı çok ciddi manada araştırıyorlar. İnsan vücudunda eksik bir şey yok, fazla bir şey de yok. Her şey olması gereken ölçülerde ve en ideal boyutlarda. Mesela Allah'ın bize vermiş olduğu karaciğer 400'den fazla görev yapıyor. Biz bunların 4 tanesini bile sayamayız belki. İşte bizim hiç farkında olmadan irademiz dışında gayet mühim olaylar cereyan ediyor ve her şey gerçekten en güzel bir şekilde yapılıyor. İmam-ı Gazali şöyle demiş: "Leyse fil imkan ebda'u mimma kan." Yani şu imkan aleminde daha bedii, daha güzeli yoktur. Yani Allah neyi yaratmışsa gayet güzel yaratmıştır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ve beda halgal insani min tîn, ve Allah insanı yaratmaya çamurdan başladı. İnsanı çamurdan yarattı. Bu da Allah'ın sanatının başka bir güzelliği. Biz çamurdan çanak çömlek yapabiliriz ama Allah-u Teala çamurdan insan yapıyor. Hazreti Adem doğrudan topraktan, çamurdan yaratıldı. Biz de şu anda topraktan gelen gıdalarla büyüdüğümüzden biz de bir nevi toprağın çocukları durumundayız. Thumma sawwahu, sonra onu gayet düzgün hale getirdi. Ve nefaha fihi min ruhihi, ve ona ruhundan üfledim. Burada ruhundan mecazi bir mana. Yani nasıl ki güneş aynaya kendi ışığından, özelliklerinden yansıtıyor, Allah-u Teala Hazreti Adem'e kendi sıfatlarından, hayat, ilim, irade, kudret gibi bu sıfatlarından özellikler verdi. İnsanı idrak sahibi kıldı, insanı sanatkar yaptı. Ve ceale lekumus sema vel ebsara vel efide, ve sizin için göz, kulak, kalp, bunları verdi. Yani işitmeniz için kulaklar, görmeniz için gözler, anlamanız için ve hissetmeniz için kalpler verdim. Galilen ma teşkurun, ama ne de az şükrediyorsunuz. Yani size verilen göz, kulak, akıl ve daha diğer şeyler, bunların her birisi, bunlarla Allah'ı bilmeniz, Allah'ın nimetlerini fark etmeniz, hissetmeniz ve şükretmeniz içindir. Ama siz dünyaya dalıyorsunuz, gaflete dalıyorsunuz, Allah'ın verdiği nimetlerin farkına varmıyorsunuz.
Cenab-ı Hak bizi daimi şükredenlerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.